Şöyle yapalım. Şuraları belki silme ihtiyaç olmaz. Şimdi başlıyorum şeye. Tasdikimiz bitti. Konumuz o değildi zaten. Sayfa. Sayfa sevgili arkadaşlar. Tasavvur okuyoruz. 25. defterin 298. Ha şunu da söyleyeyim de. Şuraya koydum kağıt. Ders yaparken birisiyle gece onun söylemesi böyle. O da garibime gitti. Ben de size aktarayım. Demek ki herkesin kalbine bir şey atıyor. Çok bizim yeğen çok garibime gitti. Ben bunu anlatıyordum bunu. Tabii ki onlar mektepli olduğu için. Dedi ki burada, buraya hep etkiliyor mu? Etkiliyor tabii. Her şey buradan başlıyor. Ne şu ne ama burada başlıyor. Hiçbir belirleniş var mı? Yok. Her şey burada belirleniyor. Sonra buraya etkiliyor. Tamam mı? Evet böyle dedi. Kendisi anlatıyor. Çok tuhafıma gitti. Dedi ki burada belirleniyor. Filizleniyor. Burada ağaç mı oluyor? Evet dedim. Dedi ki sen daha önceki derste bana anlattın ki Big Bang Nur Muhammed'i patladı. Big Bang. Şimdi bir de şu var. Bakın bir ön yargı olmadan fizik bile çözülmüyor. Mesela ne diyor? 0 santigrat derecede deniz seviyesinde 76 milimetre civa basıncı altında vesaire. Bunlar sabit kabul edeceksin. Kabul. Kabul etmeler. Big Bang'de de mekansız dediği halde mekanı kabul etmek zorundadır. Big Bang diyor neymiş? Nokta. Tamam iyi dinleyin. Hacmi sıfır. Kütle sonsuz. Orada ama sıfır yerde. Zaman da sıfır tamam mı? Peki evrende diyor gelişiyor diyor. Evreni kabul etmek zorundadır. Evren yok ki. Onun genişlemesinde evren oluyor. Evet. Mesela benim sesim nerede yayılıyor? Havada. Hava var demek ki. Şimdi bu patlarken gelişiyor. Nerede gelişiyor? Yok ki. Mekan yok ki. Mekan bununla zaten başlıyor. Bu patlaması ile deniz dalgası gibi ilerlemesi ile oluşan alana hacim diyoruz. Mekan diyoruz. Yoktu ki. Yok ki. İlk o yokluktan varlık nasıl başladı derken adam diyor ki bak yokluktan varlık nasıl başladı? Bir noktadan diyor genişledi. Nerede genişledi evrende? Evreni niye kabul ettin? Evren yok ki. Evreni oluşturuyorsun sen zaten. Doğru. Şimdi bunu anlattıktan sonra dedi ki, bunun aynı küçük modeli bizde var dedi. Nasıl var dedim. Big Bang burada patlıyor dedi. Sıfır ağacı, sonsuz kütle. Çünkü 18 bin alem demiştim. 18 bin alem sonsuz kütle olarak düşündü. Yani potansiyel her şey var ama belirleniş yok. Burada diyor, tamam mı? Burada kendisi başlıyor. Ve patlıyor. Ve garip tarafı Big Bang buradan başlıyor. Her an Big Bang yaşanıyor. Devamlı patlama oluyor burada. Öyle. Patlama olup yayılıyor. Dalga dalga. Bu alırsa alır. Çünkü iki türlü fizik okuyor ya. İki türlü yayılma var diyor. Bir elektronik var bir de deniz dalgası gibi. Dalga dalga. Çok tuhaftır. Şey olarak galiba sıvı olarak yayıldığı için bilgi dimağda doktorum öyle mi? Bilgi aktarımı sıvıyla oluyor. Elektronik olarak değil. Bunu veya buna varamamışlar. Ama benim şeyime göre ikisi de var ama mesela bilgi aktarımı sıvıyla oluyor. Kimyasal oluyor. Bu fizikte bir şeyin yayılması için yarık deneyi var. Şey burada olsaydı Erdinçler'de dalgalı dalga ile güç aktarımı oluyor. Mesela bir yere güç attın, o ta sahile kadar vuruyor büyüye. Ha, bu kimyasal yani dal. Ama bir de gözlemci baktığı zaman oradan geçen şeyler değişiyor ya. Kısacası burada an ve an Big Bang oluyor. Devamlı varlık
Yani Nur-u Muhammed'i hala patlıyor. Devam ediyor. Devamlı. Böyle devamlı üretiyor. Yani vücuda çıkıyor. Big Bang patlaması burada oluyor. Hepsi böyle etkiliyor. Big Bang burada oluyor. Burası ona benziyor. Burası vücuda diye çok garibime gitti. Çok devamlı hiçlikten yaratılma. Hiçlik burası. Oranın özelliklerine de uyuyor. Uyuyor. Çok uyuyor. Evet. Çok tuhafıma gitti. Hani geçen dün akşam şey yapmıştı böyle. Demek ki herkesin kendi bak gitti. Dalga yani. Çünkü kendisi tıplarla karışık olduğu için kimyasal aktarım var diyor. O kimyasal söylüyor. Böyle Üstad Hazretleri de 25. sözde şöyle diyor. Çekirdekteki program ağaca aktarılırken çok tuhaftır. İlginiz çekti mi? Çekirdekteki program ağacın sağındaki meyveye, solundaki meyveye vesaire ağacın içinde bilgi kimyasal aktarılmıyor. Diyor ki çekirdekteki program ağacın dalının her yerinde hiçbir yerinde değil. Yani temessül ediyor diyor. Ruh gibi. Evet. Ruh gibi. Mesela tereşü olsaydı kimyasal olurdu. Temessül ediyor diyor. Yani çekirdekteki program sıraya konmuyor. Her yerde var. Ağaçtan çıktım sağdaki daldaki yaprakta, soldaki dur biraz bekle bunu bitirelim. Sonra bunu yapacağız. Burada olurken burada da oluyor. Burada olurken burada. Olabilmesi için temessül gerekiyor diyor. Ukde-i hayatı diyorsunuz değil mi abi? Evet. Hayat büyüdüğü için zaten açılıyor. Hmm. Evet. Yani ağaç büyüdüğü için hayat açılmıyor. Evet. Hayat büyüdüğü için ağaç şekil alıyor. Zaman, mekan hepsi. Anladım. Çok ters çalışıyor. Bir daha bunda girmek istemiyorum. Ahiretin en güzel ispatlarından bir tanesidir. Biz gittiğimiz için ahiret olmuyor. Ahireti burada zaten yapıyoruz. Mesela bak ağaç büyüdüğü için içine hayat dolmuyor. Hayat çekirdekten daha olmamış hayali bir sanal bir vücut oluyor. Ağaç bunu görüyor. Oraya malzemeyi doldurarak biz de bakıyoruz ağaçın dalı olmuş. Zaman ve mekanla işte hayat. Ahireti anladınız mı bak? Yani ağaç girdiği için, ağaç büyüdüğü için hayat da arkasından gitmiyor. Varlık hayatın arkasından gidiyor. Bak çekirdekten şu atacağım şaşıracaksınız böyle. Şuraya yapıyorum arkadaşlar. Şurayı sileyim de yapayım dur. Küçük bir şey. Şöyle. Bakıyor musunuz abiler? Bu çekirdek. Burada da Filiz. Şimdi bu çekirdekten ağaç olurken o mahiyet değil mi abi çekirdek? Tabii. O zaman mahiyet, kanuniyet, suret diye uygulayabiliriz abi. He. Bu mahiyet tabii canım. Hakikati esma olacak. Hayat işte. He. Bu yazılımı mahiyet. Şimdi bak şöyle ağaç olup ne olur bakın böyle. Ondan sonra bu ağacın dalı bu da olup da hayat girmiyor. Yani ağacın içine hayat girmiyor. Bak şimdi size şöyle diyeyim. Öyle bir şey yok. Ama zahirde öyle gözüküyor. Öyle bir şey yok. Şimdi buradan bu devamlı dalga yayıyor. Wireless gibi yani. Hat üstüne. Wireless ha vay. Bak şöyle bak arkadaşlar. Biz yok diyor üstte. Böyle. Böyle sanal. Ama biz gözümüzle görmediğimiz şöyle bir ağaç olması gereken neyse ama. Şu anda Allah'ın ağaç değil. Burada neyse o melekler, çünkü zikir de böyle oluyor. Böyle kendisi yok daha. Yani olması gerekenin tamamı oluyor. Bunların içinde bu kadar olması gerekirken Adana'daki pamuk Rize'ye dikersen, Kırıkhan'daki nar Rize'ye dikersen, Kırıkhan'da olması gereken tamamı olmuşsa Rize'de geliyor şu kadar oluyor.
Diğerleri olmuyor. Ve Kırıkhan'daki şartlar da değişirse. Mesela. Şimdi bak. Diyor ki buradaki diyor bilgi buraya gövde ile vücuda aktarılmıyor. Belki bugünkü fen beni tekzip edecektir. Kimyasal. O varsa o ancak ağacın sevk idaresindeki ki maddeleri almak, düşmanlarını def etmek, orada da mutlaka düşman hayırlar savaşı vardır, hücre olan her yerde dost düşman vardır. Burada hani fizikte bir dalga olarak yayılım var, bir de manyetik olarak var. Bediüzzaman Hazretleri 1926'da söylüyor, diyor ki bu ağaçtaki kökteki bilgi aktarımı madde olmadığı için kimyasal olarak böyle bir yol takip etmiyor. Yol takip etseydi kullanacağı tabir tereşruttur. Kullandığı temessüldür. Temessül kullanıyor. Her yerde olabilmesi için. Buradan şunu yakalamanızı istiyorum. Olması gereken tamamı, şuradaki tamamı böyle manyetik vücudu var. Ama gidin elinizi böyle yapın, vuramazsınız. Ağaca vurun, elinizi çarparsınız. Çekirdeği diktikten sonra canlandı mı? O olması gereken sonu olmuştur. Orada var. Orada var. Bunu tekzip edecekler beni, biliyorum. Ama ne yapalım, gelecek nesil, başta söyledik, gelecektekilere söylüyorum. Bu yok yani. Yani vurunca ağaca çarpıyor. Şu. Ağaca çarpıyor bu. Çekirdek tek hayat oldu mu ükde-i hayatı? Ükde-i hayatı açılması demek toprağın altında olması gereken ne kadar ihtişamlı hepsi olmuş. Bitmiş. Şimdi bu sefer ağaç onu takip ediyor. Kalıplara, şu kalıplara kalıp diyor zaten. Kalıplar imtisal, imtiyacak, iştiyak, incizap. Bu çekirdek bu sefer ağaç olacak diyor. Ne yapıyor? İhtiyaçtır buna göre. Şu sanal şey. İhtiyaçtır, iştiyaktır, incizaptır, meyildir. Nereye? Bunu tamamlamaya. Burayı tamamlamaya. Buna evamiri tekfini ediniliyor. Hangisi? Çekirdek patladığı muhteşem, gözle gözükmeyen sanal bir ağaca, ağaç kendisini ona takip etmeye ihtiyacı var, iştiyaki var, incizabı var, meyili var. Oraya. O kalıplara şey malzeme döke döke ağacın kütüğü oluyor. O zaman kütüğe biz elimizi çarpıyoruz. Ama buraya tamamlayabilir mi? Hiçbir ağaç kendisini tam tamamlayamadı. Tamamlayamaz. Yani tamamlayamıyor. Bu tereşüt değil. Temessüller oluyor. Üstad Hazretleri böyle bir şey diyor mu? Demiyor. Diyor. Nasıl oluyor? Tereşu kullansaydı aktarım olacaktı. Zaten bilgi diyor şeyden aktarılmıyor diyor. Temessülen oluyor diyor. Dolayısıyla bu çekirdeğin diyor yazılımı her dalın yanında, her meyvenin yanında ama hiçbir yerde değildir. Böyle de tanım getiriyor. Boru gibi gitmiyor diyor. Yani. Boru gibi gitmiyor diyor. Yani çekirdekteki program her yerdedir, hiçbir. Şimdi gelelim sizin ahiretinize. Bu çekirdek, insan da çekirdeğe benzer. Tamam mı? Altıncı hakikat aşı risalesinde bir derece ruha benzeyen çekirdekteki o ruhu, programı ruh hükmündedir diyor. Ağacın ruhu çekirdekteki programı gibidir. İnsana gel, insan bir çekirdeğe benzer diyor. Halikrona, billeva diyor. Şimdi ahireti şey yapacağım şimdi ben size. Burayı anladık mı böyle sanal olmadan önce olması gereken olmuştur patladığında. Ağaç orayı tamamlamak adına ihtiyacı, iştiyakı, incizabı ve meyli vardır. Yoksa bunu dördünü anlatamazsın. Tamam. İnsan da insan mısın? Ruhlar aleminde startı aldın, sahneyi aldın. Ruhlar aleminde elestu bi rabbikum. Ta cennette deda değil, o riza, bir Cenab-ı Hakk'ın bir rızası, muhabbeti, billemay muhabbeti bütün cennetlerin üstündür.
Var bak şimdi. Elestu bi rabbikum'dan değil. Ta Nur Muhammed'den başladı. Sahne aldık. Geldik ruhlar alemine ruh giydik. Geldik lef-i mahfuza akıl. Geldik arşa kalbi giydik, kalp. Kürste insan olduk. Ondan sonra bazı filmler var ki o bölgede çekilmesi lazım. Mesela öyle bir cami film var ki Amerika'da başladı. İngiltere'ye gitti, Fransa'da, Suudi Arabistan'da hurma toplarken. Böyle sahne gerekiyor. Arabistan'a gitmesi lazım. O film, doğru uçakla gidiyorlar. Ne kadar? 10 saniye, 1 dakika, 1,5 dakika sahne almak için Arabistan'a gidiyor. Sonra Türkiye'ye geliyorlar. Tamam, Türkiye'de bir sahne alması lazım. Belki 1,5 dakikadır ama aylarca bunu yapıyorlar değil mi? Aynı bunun gibi biz ruhlar aleminden sahne aldık. Cennette bu film bitiyor. Bu film baş aktörü biziz. Ahiret anlatılmış. Baş aktörü biziz. Bu film. Herkes benim filmde oynuyor. İnsan, mahiyet insani birdir. Birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Merhametçi de, sarhoş da, alim de, kadın da, erkek de, domuz da, ilan hepsi benim. Benim dışa vuruşlarım bunlar. Sahneyi ben aldım, film ben oynuyorum, filmin başrolü ama filmimin zengin olması için bu kadar artistler çalışıyor. Tamam. Ama bir sahne var ki dünya denilen bir yerde sahne alınması lazım. Dünya. Onun için biz buraya geldik. Allah Resulü'nün tabiriyle çölde yürüyen bir insanı dinlemek için bir ağacın altına gölgelik yatıp kalkana benzer. Bazı yerde de bir saattir diyor. Şimdi usta diyor ki bu bir günlük diyor. Bir günlük mesafe bitince diyor. Orada bir limana geliyor diyor. Gidiyoruz ya. Tren var diyor. Şimendirife var. Gemi var diyor. Tayyare var, uçak var. Bir de otomobil var. Yaya da demiyor. Yaya gidilmiyormuş. Yok. Yaya ve aç susuz kalırsan. Yaya da var. Yaya, otomobil, gemi, uçak, şimendirife. 5. Sermayeye göre binilir. Ne zaman? Bir gün sonra istasyon gelecek diyor. İki ay sonra has bir çiftlik vardı. Cennet. İki ayın bir günü dünya sahnesidir. 59 bundan sonra kabirden sonra başlayacak. Nasıl bir süreç olacaksa 59 günümüz var. Ölünce bir günümüz bitecek. Ortalama bir insan ömrü 80 saysa 4700 küsür yıl kalıyor. Bak böyle hesap etmiş yani. Evet. O kadar haşir meydanında. Ama bazısı belki bir şimşek gibi evet. Geçiyor falan var ya, Risale'de de geçiyor hadiste. Ha, şimdi geliyoruz, şu Big Bang, bu biz, biliyorsunuz cennetteki ağaç böyle değil. Kökleri yukarıdadır, ağaçları böyledir. Tamam mı? Annenin cennet ayaklarının altındadır. Cennet meyve ise, cennetteki ağaçlar kökleri yukarıda ya, şunun tersi ya, şöyle. Annenin ayağı ne kaldı yukarıda? Meyve neresi burası? Ayağının altındadır. Ayak altı olur. Hayır. Ayak yukarıdadır. Çünkü çocuk meyvedir. Annenin ayağı yukarıdadır. Şeceri hilkatı anlatıyor peygamber. Meyvesiyiz annenin. Yani çok yukarıda meyve verdi. Meyve aşağıda. Meyve çocuktur. Anne gövdedir. Kök de orası işte. Ayak. Bastığı yer. Cennet annenin ayaklarının altındadır. Tamam mı? Sistemi anlatıyor. Anadır yani. Anadır. O sistemin yapısı. Şimdi bu tahayyül denilen şey aynı bu çekirdekteki gibi burada var ol, iyi dinleyin buraya bak. Var olması, burada var olması gereken ağaç patladığında sanan olarak yani gözle gözükmeyecek vücudu vardır. Burada 18 bin alem patlamıştır. Vücuda geçmeden patlamış. Biz onu tamamlamaya 18 bin alem olup büyük insan olmak için, insan-ı kübra, insan-ı ekber olmak için bu ağaç gayret ediyor. Kendisini tamamlamak için o sanal vücuda bu çekirdeğin, bu ağacın ihtiyacı var, iştiyakı var, incizabı var, meyli var. Nereye? Buna. Ben de 18 bin alemle insani ekber olmaya ihtiyacım var, iştiyakım var, incizabım var, meylim var. Bunun dördünün adı evamiri tekviniye. Tamam mı? Hayal görüyor işte. Ha. Şimdi ahiret nedir? Bu şekil aldığım şey dünyadır.
o dünyadır. Ama olması gereken alemlerin şeceri hilkattır. İnsan olmaya adayım ama olmakta olanım. Yarın inşallah bir tane de böyle olacak Gafur. Ali de böyle olacak. Yasin böyle olur. Harun böyle olur. Mehmet'im şöyle gider. Bu diğerleri falan derken böyle böyle tamamlıyorsun. Ama ne zaman kemal bulursun, buna hiçbir zaman şimdilik varamayacaksın. 18 bin alemi ama tam kemal, kemali eten peygambere denmiş. Yani olması gereken şeyi kemali eten, en tam olması gerekeni şey yaptı yani. O peygamberdir. O peygamberdir tamamlayan. Ama ona yakın olanlar da takip edenler. Şimdi buna da delilimiz nedir? Tahayyül ve tasavvurumuzdaki ben, olması gereken benlerimiz var ya, oraya bakıyoruz, hani hakikaten o kadar okumuşsun, bu kadar yapmışsın falan, olmamış falan. Bu senin inkısarı hayali uğradığın anda şeytandandır bu. Ama bu arada dal, bazı günah işledin. Fırtınadan bazen dal kopuyor, şimşek çakınca bir tarafını yakıyor. Bazen işte hainler geliyor, buduyor falan. Şöyle de böyledir diyor ama kök hiçbir zaman ümidini kesmiyor, yoluna devam ediyor. Diyor ki bu dal kırılsa da, yaprağı dökülse de kökü devam ediyor, canlıdır, devam eder, güçlüdür. Bir bakıyorsun ki birisi gelse burayı koparsa bile fırtınada, kökü sağlam olduğu için bir değil birkaç tane fırtına filizle devam ediyor. Şimdi burasıdır bu, aynı bu çekirdeğe benziyor, olması gerekenler buraya şey yapılmış. Onların bir dalı için ne diyoruz da? Cennettir diyor. Alttaki dal diyor cehennemdir. Üstteki dal diyor cennettir. Ve bir tanesinin meyvesi zakkumdur. Ötekisi için ne diyor? Tuba. Tuba-i cennettir diyor. Tuba-i cennettir. Şimdi burası da bing bang an ve an devam ediyor. 18 bin alem devamlı patlıyor. Devamlı böyle patlıyor. Çok ilgimi çekti. Ve çok da bizim şeyimize uyuyor. Sonra beni buraya götürdü o olay. Çünkü bu akşam onları düşünüyordum. Haşre delili nasıl oldu abi? Haşre delili şey yoktu. Bu şekil, bu kesinlikle bunun böyledir. Yani olması gerekenler ama yok. Ha, insanın ahirete meyli var, iştiyakı var, incizabı var. Nasıl var? Yani ahiret olmasın. Kafir dahi ahiret dermesin, din dahi gelmesin, ebed istiyor. Bak istediklerine bak dindir. Dinin söyledikleridir. Nedir? Mesela ehli fetret, din gitmemiş. Ölmek istiyor mu? İstemiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Efendim dert olmasını istemiyor. Peki bu nereden geliyor? Şu sanal bir vücuttan geliyor. Peki şu anda nedir? Şu mavilerin olduğu şekildir. Yani insanın meyli, ihtiyacı ve iştiyakı, meyli ne tarafa varsa o öyle bir vücudu ispat ediyor. Öyle bir vücudu ortaya koyuyor. Vücudu gösteriyor. Ama sen hele 21. asırda desen ki vücut sırf ağaçtır. Yani şu anda elektronik, radyo dalgaları, ultraviyole ışınları, notyon dalgalarını vücut demezsen dememiş olursun. O zaman seni koyarız seni 400 sene önceki adamın kafasına. Yani 400, bu asırda bulunuyorsun ama sen atomdan böyle tahtadan başka vücut şeyleri kabul etmiyorsan, manevi vücutları, fiziki boyutları kabul etmiyorsan sen 500 sene önceki adamsın. Nasıl olmuşsan aramıza girmişsin deriz. Dolayısıyla ahiretin vücudu her an şu anda mevcuttur buradaki gibi. Biz onu tamamlamak için kalıplarımızı döküyoruz. Dolayısıyla bedenimiz büyüdüğü için hayat büyümüyor. Hayat büyüdüğü için beden ona yetişmeye çalışıyor. Beden ruhu kayındır. Şu kırmızılar kader, o maviler de kaza olabilir mi abi? Öyle bir şey olabilir. Harika. Kırmızı. Harika. O zaman bir şey daha söyleyeyim abi. O zaman siz benim kaderimsiniz. O da öyle. Yani önünüze çıkan, size şey yapan, menfi veya müsbet. Ya abi, imam bir kitap bir. Ha. Bu. Ben kaderin değilim de. Değil. Kaze, kaderini kazaya dönüştürenim. Tamam.
O zaman cebri olur. Hayır. Şunu demek istiyorum. Ona karşı tamam şey yapma. Şimdi burası İmam İbn'in... Mavi kitabını bilir. Şimdi bu ağacı kemale erdirmek istiyoruz ya biz. Yapamıyoruz diyorsunuz. Yapacağız inşallah. Peki ya inşallah. Hiç yapamadık. Peki onun tamamlama süreci salavatlı olabilir mi? Yani biz o kemale ermiş ya. Evet. Onu şöyle diyor lemalarda. İnsanın fıtratına bakıyor diyor. Evet. Ben tanımlıyorum lemaları bak. 73 mi neydi sayfa? İnsanın içine insan kendisine şahit. Öyle bir meyil var. Bak öyle bir iştiyakı var. İncizabı var, ihtiyacı var ki. Acayip bir şey. Bana seni gerekseni dettiririm. Ama mevcut öyle bir şey yok. Şimdi insan... Subhanallah. Bu olmasa derse de bana dua etsin. Sıfırladı. Niyet bitti. Her neyse. Bir parçasını söyleyeyim. Çok güzel bir şey çeviriyordum esnafın ama. Şu, lemalarda şöyle diyor. O gitti. Biz buna varamadık. Ama mahrum da etmemek için şöyle bir yöntem getirmiş. Bir niyet, bir kas, bir irade, bir cehd. Bak bir irade, bir meyil, bir ihtiyaç, bir taraftarlık. Yapamıyorum ama taraftar. Dolayısıyla Allah yapmışsın gibi, olmuşsun gibi verecek. Öyle diyor. Çekirdeğin o şeyi... Niyetini kabul ediyor ama. Namaz tamam. Bütün diyor şeyi yapmak isterim namaz. Diyor. He? Namaz tazalık o diyor. Biz ona gidemiyoruz ama o bize geliyor. Namaz onlardan bir şeydir. Namaz her şeyin şey değil. Namaz İslamiyet'in temelidir ama kelime-i şehadet de dedi ya. Sırf namaz değil bu. Sırf namaz olsa namaz olanın şey olmayanın orucu kabul olmazdı. Oruç ayrı bir şey, namaz ayrı bir şey, zekat ayrı bir şey. Sırf namaz değil yani. Dişir vardı ya bir dişir. Şura ile, iman ile, şuur ile, rıza ile. Ha harika. Bu dişir. Bak. Nasıl sahip oluyorsun? Dua ile sahip olacağız buraya. Tamam gene geldik kadere girdik işte o zaman. He? Kaderden çıkmadık ki. Gene geldik kadere girdik. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile buna sahip çıkabiliyorsun. Yani bu ders tamam nereye geldik biz ya? Ne bileyim ya. Şey hemen tasavvur oturuyor. Burada Big Bang devam ediyor dedik. Daha bir yere sokma. Tamam sokmuyorsun. Yok kadere sokacak o ya. Yok kadere sokacağım hakikaten dayanamıyorum gene. Tamam. Hasan abi şimdi bugün sizin köyde deredeki balık da benim kaderim Hasan abi. Tabii ki kaderim. Senin açılımın o. Senin benim açılımım abi. He, kesin yani, o. Yani bu başka bir şey değil yani. Çünkü insan şöyle düşün. Ben eskide şöyle düşünüyordum. Çocukken ilkoku. Mesela babam Almanya'da gidi. Biz görmemiştik böyle. Hani 7 tane şeyimizden bir tanesi vardı ya çocuğu ben yazmışım yani. O zaman düşündüm. İşte arkaya ben daha, karşıki daha bakıyorum. Ben baktığım için var aslında yoktur. Ondan sonra ikinci bir şeyim, hiç dünyada hiçbir insan yok, sırf ben varım, bunları öyle zannediyorum, derdim inan. Üçüncüsü de, ya diyor Allah, tövbe, çocuk kafası ya, Allah ne bahtiyar ya, herkesin ne düşündüğünü biliyor. Şu anda ben dedim, yani balık orada ne yapıyor şu anda merak ediyorum. Mesela falan adam, karşıdan bir araba geçiyor, ne konuşuyorlar şimdi, nereden geçiyorlar? Sudan mı geçti? Her şeyi bilmek istedim. Meğer fıtratımızda her şeyin hakikati biz olduğumuz için her şeyi onun için merak ediyor. Yani balık böyle yaptı, suda böyle yaptı var ya, o an, sonsuzluk içinde hangi an, saniyede bunu böyle yaptı, hepsi çekirdekte var. O çekirdeğin, yani varlık, Allah'ın dışında ne hatırınıza geliyor? Cebrail de dahil. Mikail, İsrafil, Azrail, cennet, cehennem, balıktaki, şey sudaki balığın kuyruk atması, havadaki kuşun o anda bunu yapması, o saliseleri hepsi, Allah'ın hepsi sende mevcut. Onun için her şeyi merak ediyorum. Abi devam Allah aşkına devam o zaman. Peki, dedim ya sizin şu anda köydeki filanca deredeki filanca balık benim kaderim ya. Evet. Peki. Aynı balık sizin de kaderiniz. Peki sizin kaderinizle benim kaderim arasında ne fark var?
Hiç kimse kendi kaderinin içinde değil abi. Mesela benim kaderim derken siz benim kaderimdesiniz ama ben yokum. Benim kaderimde sen varsın. Gelecek. Ben yokum abi. Senin dünyanda o yok ama benim dünyamda sen varsın. Çünkü sen benim dünyamda müstakil bir vücudun yok. Sen benim tereşyonumsun. Dişe vuruşumdur. Herkes kendisini merkeze koyunca herkes var ama dişe vuruşumdur. Anladın mı? Sen kimsin biliyor musun? Etsa ve efradımız. Kainat ise nevi hükmüne geçer. Yani arkadaşlar burada bir şey böyle gevelemiyoruz. Gevezelik yapmıyoruz. Cüz'i nazarını külli yapmak için usta bu lemalardan konuşuyoruz bu hayat bahsinde. Cüz'i nazarını külliyi bakmaya vesile yap ki küllileşesin diye. Yani bu konuşmalar böyle dünyevileşmekten kurtarıyor. Yapıyorsun, ediyorsun, makam yapıyorsun, para kazanıyorsun. Bu durumda kalorifere kömür atıyorsun ama cüz-i nazarın kömüre hapsolmuyor. O fiil yaparken aslında şiciri hırkatın çekirdeği. Bu sebep dünyadaki hastalıklar, kanser, ölümler, kalp krizi, para kazandın, kazanmadın, büyüdün, büyümedin, ömrüm kısaydı, büyüktü, öyle bir şey yok. Onlar kalkıyor. Onları alemine kaldıran bu cüz-i nazarını cüziyetten sıyırıp küllileştirmeyle mümkündür. Vallahi alemim de şahit, nefsim de şahittir. Bu tür tefekkürle ölüm ölüm kalkmıyor, kalmıyor. Onu da Allah Resulü diyor ya, zindani dünyadan bostan-ı cinana ıtlak ruh oluyor. Yani teris oluyorsun. Bedenden sıyrılmanın adıdır. Ölüm bu. Ölüm zannediyor ki hariçtedir. Ölüm gelecek. Ölüm buradan gidecek zaten. Zahire bakarsan azay gelecek. Hakikate bakarsan azay zaten burada. Buradan gidecek. Buradan gidince oluyor. Yani azay gelmiyor. Suret... Bazen Azrail'den önce Cebrail gidiyor abi. Ya, evet. Cebrail gidiyor, Azaymer oluyor. Değil mi, öyle mi? Ondan sonra Mikail gidiyor bazen. Mesela bizde gündelik hayatta Gafur'da bilmem gidiyor mu? Abu cubur konuşuyoruz. Abu cubur şöyle Allah Allah. Şun tövbe. Bu ne demek? Mikail gidiyor. Tekrar diyor. Şuur. Şuur yok. Ben demedim onu, sen söyle. Peki. Big Mac bitti mi? Tamam. Ulan bizim çocuk bizi soktu buraya. Ama garip bir tefekkür. Hadi bakalım, tasavvurumuza hoş geldiniz. 192. Yani. Şimdi bunu kaldırıyorum. Serbest böyle bilmediğim mecbur mu oluyor yani? Yani muayyenleşmemiş, dur abi gidelim. Tasavvurumuza düşüneceğiz daha, sonuna doğru konuşalım. Abi, o kadar acayip bir şey ki yoklar, varlar. En kesifler, en camiler. Yani buna akıl dersin, buna ne akıl dersin, ne akılsız dersin. Tamam mı? Buna insan dersin, buna ne insan, ne gayri insan. Yani bir tuhaf yani. Bu insanın temel veri tabanı ya. Her olayın, her ihtimaliyatının olma. Şu, meyilli, kırmızı var. Aşağı sistemle de o ihtimaliyatları sen cüz'i bir şekilde tercih ediyorsun. Bak ne dedi? Şu yaydı mı? Şu. Evet. Şu kırmızıyı yapayım bak, kırmızıyı. Bak şimdi, bakın bakıyor musunuz? Bu ağacın şeyi. Bak. Ağaç, yani şuradan çıkma, şunun aynısını bak. Şunun, kapatmayayım önünüzü. Olması gereken çekirdekteki bütün bu, yani sonsuz. 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 Evet. Yani bu olması gereken. Ama dünyada bunu aldı. Şimdi aldı, bak şimdi. Dünyada bunu aldı, iyi dinliyor musunuz bu şekilde? Cennete gittik, şöyle oldu. Çünkü bu dünya garip bir şey olmayacak kabirde. Acayip bir şeyle karşılaşmayacağız ölünce. Yaptığımızı göreceğiz. İtikat ettiğimizde tanışacağız. Yaptığımız bize verilecek. Yani ahiret dünyanın bitişik arsası değil. Çekirdekten mısır patlatıyorsunuz ya. Mısır bir patlattık, armut çıktı. Tencereden armut çıktı, olur mu? Mısır patlayınca, mısır patlayınca, herhalde bu çıkacak. Biz kendimizi göreceğiz. Şimdi bak iyi dinleyin. Bu çekirdekten, bu olması gereken bunlar mı?
Yeşil nedir şey, mavi? Dünya. Ahirete gittik, biraz da eklendi. Ondan sonra arşa gittik, biraz da eklendi. Sonra Allah'ın rüyetini Allah'ın rüyetini göreceğiz. Zaman kemal o zaman kemal bu tamamlanmış olacak. Bu ağaç o zaman kemal, kemal etem olacak. Bizim mazal olduğumuzu peygamber dünyada mazal. Bak bu. O zaman ne olacak? Burada itikat ettiğimize mazal olacağız. Yani Allah'ın, Allah bir anda her yerde değil, hiçbir yerde değil, emrettiği olur, istemediği olmaz. Ne iş yaparsa yapar, istemediğini yapmaz. Öyle mi? Cennette de en kemal halimiz, istediğimiz yerde olacağız, istemediğimiz yerde olacağız. İstediğimiz olur, istemediğimiz olmayacak. Abim benim. Bir şey söyleyebilir miyim? Tamam, bu bitireyim de. Demek ki bu kemal hali burada tamamlanacak. O ruhtaki şey, patlaması. Rabbinize döneceksin. Hasan abi, bulacaksın. Şu anda Emre kendi filmini çekiyor. Bakın, şu anda Emre kendi filmini çekiyor. Fakat kendi filminde kendisi yok. Ama bakın, filmin bütünlüğü şu anda Emre'nin filmi. Bakın, kendi görünmüyor ama. Kendi elinde. Tamam mı? Şimdi, nereye getireceğim olayı? En kemal Peygamber Efendimiz, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Neden biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz Hasan abi? Siz şöyle anlatıyordunuz. Yukarıdan bakıyor, gel biraz daha şöyle gel, az daha böyle, ha, sünnet. Az daha böyle. Çünkü filmi çekerken kameraman değil, bütünlüğünün gerisinde, yani Nur-u Muhammed'den baktığı için her tarafa hakim. Çekirdekte yani. Çekirdekte olduğu için, yani her yerde her şekilde var olduğu için. Yani Emre şu an çekirdekte. Çekirdekte Emre. O gözükmez ama o çeker. Her şey onun elinde. Her şey onun elinde ama kendisi yok ortada. Çekirdek aslında mi? Kendi ağacını gösteriyor. Kendi evet. Ağacı, bütünlüğü zaten kendisi evet. Aslında. Zaten... Mesela canı istedi, şu an ağacın dışarıda... Şu anda hiçbirimizin şey haberi yok ki. Şu anda bu kamerayı seyredecekler, Emre'nin eline mahkum. Emre neyi seyrettiyse ne diyecekler? Emre oraya baktığı için bunu çevir. Ama biz bundan haberimiz var mı? Yok, onun elinde. Ne yapıyorsa bilmeyiz. Kameraman ne oldu? Büyüksün. Büyüksün ama yoksun ortada. Ortada yok olduğun için büyüksün. Her şey senin dizginin elinde olduğu, nasıl anlıyoruz? Her şeyin dışında olduğun için. Onun için selfie. Allah da böyle. İçliğini biliyor ya o yüzden. Peki, burası çok ilginç diyor. Patlama devam ediyor. Ama Nur Muhammediye çıktık, olması gereken hepsi sanal, manyetik, ütopyal dalga boyutu olarak olması gereken en kemal halimiz var. Ama yaşadıkça şey oluyor. O kalıplara dönüşüyor. Bak, hop boğuldum. Bir yaşına geldim, bu da ekledim. Delikanlı oldum, şuradan bir şeyim çıktı. Askere gittim, okul, evlendim, iş yeri, nurcu oldum, dershaneye gittim, vakıf oldum, doktor oldum. Bir taraf çizme. Evet, tamam. Ondan sonra başka bir şey çizmedim. Başka bir şey yok. Kuru dal yok yani. Kuru dal yok. Direkt sen döndük şuna. Ondan sonra bir şimşek geldi, dalı koparttı, yok onlar. Şimdi tasavvurdayız. Ama hakikaten Big Bang devam ediyor. Büyük patlama, hep patlama devam ediyor, patlama. Ne diyor, hakikaten değil mi? Genişleme. Ulan patladım ya. Devamlı genişliyoruz. Genişler. Subhanallah. Peki, sayfa...